Bu hikayede bir hüddamın tedavi ettiği hastayla ilgili yaşadığı olayı seslendiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan yaklaşık birkaç hafta önce bir arkadaşım aradı. Bana yakın bir yerde ciddi sıkıntılar yaşayan birisinin olduğunu, maddi durumlarının çok kötü olduğunda falan bahsetti. Bu tedavileri de para karşılığı yapmadığımı bildiği için yardım edip edemeyeceğimi sordu. Ben de tabii olur, Allah'ın izniyle yardım edebileceğimi söyledim. Daha sonra beni arayan arkadaşımla birlikte bu kişilerin evine gittim. Aracı olan arkadaşımın işi olduğu için beni bırakıp o işi halletmek üzere yanımızdan ayrıldı. Ben de sıkıntı çeken kişiyle ilgili gerekli bilgileri babasından aldım. Nasıl bir durumla karşı karşıya olduklarını sordum. Hocam, benim kızımda bir hal var. Onun yaşadığı eve giremiyoruz dedi. Böyle söyleyince ben de nasıl eve giremiyorsunuz? Aynı evde yaşamıyor musunuz dedim. Bu arada rahatsız olan kişi bu adamın kızı. Adamın kızının yan binada olduğunu, tek başına yaşadığını söyledi. Kendileri de kızından uzak olmamak için yan binada yaşamaya başlamışlar. Kızları evden hiç çıkmıyormuş. Sadece yemek vermek için kızlarının yanına kalabalık şekilde gittiklerini, yemeği koyup hemen evi terk ettiklerini söyledi. Bu olayın ne kadar süredir devam ettiğini sordun. Yaklaşık 6 aydır bu durumda olduklarını söyledi babası. Kızın babasına, 6 aydır kızınızla konuştunuz mu? Yanına girip sıkıntı neymiş, sormadınız mı dedim. Hocam, girmemiz mümkün değil. Birkaç kez denedik ama nafile. Hanımımın psikolojisi bozuldu. Kendi kızından ölümüne korkar hale geldi. Eve yemeği bırakırken bile onu görmemek için sessiz sedasız girip çıkıyoruz dedi. Yardım etmek isteyen hocalar oldu ama giren hoca yanımıza bile uğramadan çekip gitti. Arayıp niye çekip gittiklerini sorduğumuzda korkudan konuşmak istemiyorlardı. Tek söyledikleri Allah o kıza yardım etsin diye dua ediyorlardı. Ne oldu da böyle bir durum yaşadınız diye sordun. Bazı detaylar öğrendikten sonra kızın bulunduğu apartmana gitmek için hazırlık yaptım. Kızın bulunduğu bina 3 katlıydı. Adamın anlattığına göre bu bina onlara aitti. İlk 2 katı boştu. Kızı ise 3. katında bulunuyordu. Adam bu olaylardan sonra evde yaşayamaz olmuş. Yan binaya kiraya çıkmış. Her neyse, hazırlığımı yapıp diğer binanın etrafında bir tur attım kızın babasıyla birlikte. Biraz havadan sudan, biraz da evle ilgili sorular falan sordum. Kasvetli bir hava vardı. Akşamla ikindi arası bir vakte gelmişti saat. Kızın babasına daha da geç olmadan kızın yanına çıkalım dedim. Kızın babası, hocam girişe kadar gelirim yanında, içeriye giremem dedi. Ben de olur mu öyle şey, senin de içeriye gelmen lazım dedim. Sonuçta karşımdaki kız evladımdı. Namahrem durumlar ortaya çıkabilir, üstünün örtülmesi gerekebilir diye gelmesinin gerektiğini söyledim. Erkek olsa böyle bir şeye ihtiyaç duymam ama bir bayan olunca böyle durumlar doğabiliyor. Üstünü başını yırtmalar ya da o an abes bir halde olabilir diye. Kızın babası ısrarla eve giremeyeceğini, bana girişe kadar eşlik edebileceğini söyledi. Belli etmesem de kızın babasına kızdım. Sonuçta senin evladın, ne kadar çekilsen de ona yardım etmek için bunu yapman lazım. Adam ısrarlarıma rağmen girişe kadar geldi, içeriye girmedi. Babasına baktığımda adam titriyor ve terliyordu. Adam, hocam ben binadan çıkayım mı diye korku içinde soruyordu bana. Adamı sakinleştirmek için Allah'ın yardımıyla kızını ona sağlıklı bir şekilde geri getireceğimi söyledim. Sen sadece kapıda dur dedim. Kapıyı hafif aralık bırakıp evin içinde ilerlemeye başladım. Evin uzunca bir holü vardı. Sağımda ve solumda karşılıklı odalar ve en karşımda kapısı kapalı olan
bir oda vardı. Bütün odalara bakmıştım. Bakmadığım bir tek oda vardı. Tam karşımdaki oda. Odanın kapısını usulca açtığında, subhanallah, odanın tavanına kadar yükselmiş şekilde duruyordu. Ben de bir iki adım atarak odaya girdim. Girişimle beraber yüksek bir nidayla başladım okumaya. Cin suresindeki ayetleri ve bazı muhafaza dualarını okudum. Onun anlayabileceği lisanda seslendim ona ama nafile bana cevap vermiyordu. Bir anda bacaklarımda sızı hissettim. Jilet kesiği gibi kesikler oluştu ayağında. 6 ayda bu kızcağızın vücudunda iyice palazlanmıştı. Ben tam olarak ne olduğunu bilmediğim için bu kadar tesir edeceğini düşünmemiştim. Bu yüzden tam hazırlanıp girmemiştim. Zorlandığım için odadan geri çıkıp kapıyı kapattım. Dışarı çıktığımda başka hazırlıklar yapıp eksiklerimi giderdim. Bir daha girdiğimde Rahman suresini okumaya başladım. Sureyi okumaya başlamamla beraber o hemen yere indi. Boğazından yakaladığım gibi şah damarının altında, göğüs kafesinin içinde, menfez dediğimiz bir yerde olur bunlar. O menfezden içeri o konuyla ilgili ayetleri okumaya başladım. Yaklaşık 25-30 dakika sonra mahluk bana cevap vermeye başladı. Ona dedim ki, ey mahlukat, eğer bu kişiyi bırakmazsan seni yok edene kadar bu ayetleri okuyacağım dedim. Bana direnmeye devam etti. O an kafamı karıştırmaya çalıştı. Düşüncelerimi hükmetmeye çalıştı. Bu boşluktan yararlanıp beni duvara fırlattı. Beni fırlattığı o an ölüm geçti aklımdan ama Allah selamet versin ki o da zayıf düşmüştü. Bana ikinci bir hamle yapamadı. Ben de Allah'a sığınarak tekrar boğazına yapıştım. Ona anlayacağı lisanda tekrar seslendim. Bu bedenden çıkmasını söyledim. Bu kızdan 6 ayda alabileceği her şeyi aldığını, artık ona hayır gelmeyeceğini söyledim. Artık kız da cin de son noktadaydı. Cin dediğimi kabul ederek bu kızın bedenini terk etti. İnsanlar gibi cinlerde de yeminler geçerlidir. Bedenini terk ederken vallahi billahi tallahi diyerek yemin edip çıkıp gitti kızın bedeninden. Müslüman olan cinler bu yeminlerin dışına çıkmazlar. Yemini etmesiyle beraber kızın ağzından biz belengeç deriz ona. Belengeç çıktı. Çıkan belengeci öldürdüm. Belengeç öldürünce cin ölmüyor. Sadece o bedendeki tesiri yok oluyor. Kız yarı baygın halde yere serildi. Ben de babasını çağırmak üzere kapıya yöneldim. Kapıya baktığımda babası çoktan binayı terk etmişti. Ailesinin bulunduğu eve gidip kızlarının kurtulduğunu ama tedavi görmesi gerektiğini, kızlarını evden alıp sağlık kontrolüne götürmemiz gerektiğini söyledim ama ne annesi ne babası hala korkuyordu. Eve gelmek istemiyorlardı. O kadar dil döktüm ama ikna edemedim. Aile maddi manevi ve psikolojik açıdan bu olaylar yüzünden bitmiş tükenmişti. Neyse. Ben kızın babasını hala ikna etmeye çalışırken benim oraya gelmeme vesile olan İbrahim abi geldi. İbrahim abi, Allah aşkına gel. Şu kızı evden alıp hastaneye götürelim. Ben üzerime düşeni yaptım. Kızın hastaneye de götürülmesi lazım dedim. İbrahim abiyle beraber ambulansı aradık. Geldiler, kızı aldılar. Kızın ailesini de biz alıp hastaneye gittik. Kızın ailesi kızın durumunu anlatabilecek durumda değildi. Acildeki doktora güzelce durumu izah ettim. İnanır mı, inanmaz mı? İman eder mi, etmez mi? Bunlara girmeden kızın durumunu anlattım doktora. Şükürler olsun ki kız iyileşti. Ailesi de duacımız oldu. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Adım Süleyman. Samsun, Akyar köyünde yaşıyordum. Başımızdan geçen olaylara kadar 16 yaşında çocuktum. Kardeşim Ayaz ile evde oturuyorduk. Ayaz 13 yaşında, tek kardeşim. Annemle babam evde olmadığı için ben bilgisayarda
Ayaz da benim telefonumda oyun oynuyordu. Sabahtan akşama kadar sıkılmadan oyun oynadım. Annemden gelen telefon ile kardeşim yanıma geldi. Abi, annem arıyor dedi. Telefonu açtım. Annem, oğlum, biz babanla geç geleceğiz. İşimiz uzadı. Kardeşine sahip çık dedi. Tamam deyip telefonu kapattım. Bilgisayara nasıl daldıysam acıkan karnımı fark etmedim. Aynı şekilde kardeşim de acıkmış. Dünden kalan yemekleri sofraya oturup yemeye başladık. Kardeşim öylece yemek yerken bir anda donukluğunu gördüm. Bana bakarken ağzından yemek önüne akıyordu. Onun o görüntüsü beni sinirlendirmişti. Lan oğlum yemeğini düzgün yesene. Ne vardı öyle bakıyorsun? Amacın ne deyip yanlamasına kafasına vurdum. Ama ifadesi hala değişmedi. Hala bakıyordu. Onun bu hali beni korkuttu. Ayaz, bak dalga geçme. Döverim seni. İnsan olsana dedim. Hala aynı şekilde bakmaya devam ediyordu. Bu sefer endişe etmeye başladım. Korkudan gözlerim doldu. Kardeşime bir şey mi oldu diye düşünmeye başladım. Masadan kalkıp yanına geçtim. Ama bana bakmıyormuş. Onun baktığı tarafa baktığımda, mutfağın camında, bize doğru bakan, bir gözü beyaz, bir gözü kırmızı olan bir varlık gördüm. Ağzından kanlı toprak mı desem, anlam veremediğim bir sıvı akıyordu. Onun bizi izlemesini izlerken, birden kafama aldığım darbeyle o görüntü kayboldu. Etrafıma baktığımda, annemle babam eve gelmiş, başımızda bize bakıyorlardı. Babam, Bismillah deyip bir tane kardeşime vurdu. Kaldığı yerden yemek yemeye çalıştı. Annem kardeşimi kaldırıp lavaboya götürürken fark ettim ki kardeşim altını ıslatmış, öylece robot gibi yürüyordu. Annem kardeşimin üstünü değiştirdikten sonra babama çıkışmaya geldi. Bu çocukların halini ben demedim mi sana yardım etmeyelim diye dedi. Bir saate yakın yatak odasında tartıştılar. Salona gelip halimizi kontrol ettiler. Kardeşim de ben de normaldik. Babam bize, oğlum birkaç gün annen evde kalacak. Kardeşin de sen de annenin sözünden çıkma. Anneni üzmeyin. Telefon mu, bilgisayar mı, ne oynarsanız oynayın. Ama birkaç gün dışarı çıkmayın, tamam mı dedi. Annem, çıkmazlar babası. Akıllıdır benim çocuklarım dedi. Daha demin odada tartışan ikili değil de başka biriydi sanki. Ama nedenini şimdi anlıyorum. Endişe ve panik olmamamız için yapmışlar. O gün geç olmadan yattık. Sabaha kadar o olayı rüyamda tekrar tekrar yaşadım. Her bitti dediğimde bir daha yaşadım. Bir süre sonra rüya olduğunu anladım ama bu sefer de uyanamamak korkuttu beni. Camdan bize bakan varlık neden bizi hedef alıyordu? Bir türlü anlayamıyorum. Bizi korkuttuğunda çıkarı ne olacaktı? Sabah ezanının sesiyle gözlerimi odamda açtım. Kardeşimle aynı odada kalmamıza rağmen kardeşim odada yoktu. Panikle annemle babamın odasına gittim. Baktığımda kardeşim, babam ve annemin arasında yatıyor. Tekrar uyumaya korkup oturup bilgisayarımı açtım. Ne kadar komedi programı varsa hepsinden en komiklerini izledim. İşe yaradı da kafam dağılmıştı. Bu süreçte annem uyanmış, çayı demleyip kahvaltıyı hazırlamış. Arkamdan dürtüp masaya çağırdı. Babam, oğlum gece bir şey yaşadın mı dedi kahvaltımızı yaparken. Ne diyeceğimi bilemedim. Korkmasınlar diye yalan attım. Yok baba, ne oldu dedim. Kardeşinin bağırtılarına odaya geldik. Kardeşini aldık götürdük. Bir kez bile gözünü açmadın. Zor sakinleştirdik onu. Sen de bir şey yoksa. Buna da şükür. Sen bari iyisin dedi. O böyle deyince ne kadar üzüldüklerini anlıyordum. Kardeşim de her zamankinden daha sakin ve sessizdi. Normalde böyle birisi değildir. Telefonu açar, kahvaltısını ya da yemeğini yerken illa YouTube'dan bir şeyler izler. Kahvaltının tadı yoktu resmen. Babamı uğurladıktan sonra kardeşimin yanına gittim. Gel bugün beraber oynayalım bilgisayarı deyip başına geçtik. Annem de diğer odada temizlik, çamaşırdır. Bu işleri yapıyordu. Kardeşime sessizce, Ayaz gece ne oldu anlatsana dedim. Ben bunu der demez gözleri doldu. Kafasını kolumun altına alıp, oğlum sen delikanlı adamsın. Benden de cesursun. Anlat bana dedim. Merak ediyordum ama kardeşimin üzülmesini de isteyemezdim. Gönlü olsun diye akşama kadar birlikte oyun oynadık. Akşam yemeği pişerken kapı çaldı. Babam geldi. Elinde iki büyük poşet abur cubur vardı. Normalde hiç bu şekilde alışveriş yapıp gelmezdi. Poşetleri alıp odamıza götürdüm. İçinden kolayı alıp dolaba koydum.
poşette yok yoktu. Yemek hazır olunca masaya oturduk. Babam beraber yiyin diye uyardı. Hep beraber yemeğimizi yedik. Biz odaya geçip cips, çikolata hepsini açıp yerken annemle babam mutfakta hararetli bir şekilde konuşmaya başladı. Onlar böyle tartışır gibi konuştuğunda canım sıkılıyordu. Benim canım sıkılıyorsa kardeşimin hali daha kötü oluyordur diye düşündüm. YouTube'dan video açıp izlemeye başladım. Sesinde bizimkilerin sesinin gelmeyeceği kadar açıp bir yandan yiyip bir yandan video izledik. Odanın kapısı açıldı. Babamla annem geldi. Oğlum, kulağınız mı duymuyor? Askısın dedi. Videoyu durdurup ne diyecekler diye dinlemeye başladım. Annem yatağıma oturdu. Babam da konuştu. Bakın oğlum, size iki tane kolye gibi bir şey takacağım. Bunu taktıktan sonra gece yatarken kötü rüya görmeyeceksiniz dedi. Elindeki muska olduğunu bildiğim iki muskanın birini bana, diğerini kardeşime taktılar. Annem oturduğu yerden söze girdi. Oğlum, tuvalete giderken çıkartın. Unutursanız bir şey olmaz ama bilerek isteyerek bunlarla tuvalete girmeyin. Oldu da içeride hatırladınız. İşinizi hemen bitirip kapının önüne koyun. İşiniz bitince takın dedi. Ben unutmazdım ama kardeşim unutabilirdi. Abilik görevi olarak bunu kendime görev bildim. Yedik içtik. Yatma saati geldi. İçimde bir korku vardı ama Allah'a şükür problemsiz şekilde geceyi atlattık. Kardeşim de uyandığında her zamanki gibi yatağında yatıyordu. Annem o gün bize bugün dışarıda oynayın, hava alın deyip evin önüne çıkardı. Kardeşim yine telefonla oynuyordu ama dışarıda olması temiz hava almasını sağlıyordu. Ben de yan komşumuz Recep'in yanına gittim. Seslendim duymadı. Kesin oyun oynuyordur diye düşündüm. Telefon da kardeşimdeydi. O yüzden arayamıyordum. İçeriden annesinin sesi geldi. Oğlum kapı açık. Girdi. Kapıyı açıp Recep'in yanına gittim. Bilgisayarı kapıya dönük bulduğu için beni görmedi. Baktığımda savaş oyunu oynuyordu. Ensesine yavaşça vurup kulaklarını çıkarttım. Lan Recep, bilgisayarın parçalarını alsam haberin olmayacak. Oyunla bitirdi. Az dışarı çıkalım dedim. İlk başta yok falan dese de benim de bilgisayar aşığı biri olduğumu bildiğinden normalde dışarı çıkalım demeyeceğimi bildiği için tamam deyip oyununu bitirdi. Beraber dışarı çıktık. Recep, Süleyman hayırdır? Normalde beni dışarı çıkartmayı bırak, kendin dışarı çıkmazsın dedi. Hiç sorma, başımıza bir şey geldi. Müsait bir yere gidelim, anlatacağım dedim. Ben sigara içmiyordum ama Recep içiyordu. Çorabından buruşmuş paketi çıkarıp içinden bir tane çıkarttı. Ağzına koydu. Recep, bana da versene bir tane dedim. Sen içmezdin ne oldu dedi. Sen ver hele, anlatacağım dedim. Tamam dedi. Bir sigara da bana uzattı. Öksüre öksüre içtim. O gün sigaraya başlamış oldum ama o an fark etmedim. Sadece stresimi dağıtsın istedim. Sigara bittiğinde bir tane daha isteyip anlatmaya başladım. Kanka bak, şöyle oldu böyle oldu. Şunu yaşadık bunu yaşadık diye her şeyi anlattım. Kanıt olarak muskayı gösterdim. Şöyle bir durup iki adım geri attım. Lan bana da bulaşmaz değil mi dedim. Nereden bileyim oğlum? Bulaşmaz herhalde dedi. Ben de bir şey bilmiyordum. Tam eve dönecekken Süleyman, bize gel şimdi. Sen kokuyu almıyorsundur. Sana bir parfüm sıkalım. Onun da kokusu dağılana kadar bizde otur. Bizimkiler biliyor sigara içtiğimi. Ama bilmezden geliyorlar. Ayda bir paket anca içiyorum. Onu da bilgisayardan kalkarsam dedi. Evlerine gidip oturdum. Kokuyu sene kadar bekledim. Annesi yemek saati geldiği için sofraya çağırdı. Annem merak eder dedim ama ısrar ettiler. Recep'in telefonundan kendi telefonumu aradım. Kardeşime, anneme versene telefon dedim. Annem pek yönlü olmasa da tamam ye, yedikten sonra da hemen gel dedi. Yemek yerken Recep'in annesi benle konuşuyordu. Konuşurken de boynundaki muskanın iplerini gördü. Konuyu hemen değiştirip buna çevirdi. Süleyman, oğlum bir şey mi gördünüz de bunu taktı annen baban dedi. Evet Ayşe teyze, ama veremediğimiz şeyler oldu dedim. Sonra anlatmaya başladı. İşin aslı, köyümüzde bir komşumuzun kızına musallat olmuşlar. Bir tane hoca gelmiş, muhtardan, köyden 5-6 kişi bulun demiş. Muhtar sırayla milleti aramış ama kimse pek sıcak bakmamış. Ayşe teyze ile kocası da annemle babam sevaptır diye gitmişler. Ondan sonrasında o da bilmiyor. Ama söylenene göre
20 yaşındaki bir kızı o kadar insan zapt edememiş. Bunu duyduktan sonra merakım iyice arttı. Bununla bizim ne alakamız olabilir ki? Benim suçum nedir? Bu olaydan etkilenebilirdim. En iyi ihtimalle annemle babamın bu tarz şeyler yaşaması lazımdı. Eve gittiğimde annem kızdı bana, sanki ben yemek yapmıyorum diye. Bu tarz şeylere annem çok takılırdı. Akşama kadar kardeşimle bilgisayardan oyun oynadık. Ona çaktırmadan sordum, başka bir şey yaşadın mı diye. O da yok dedi. İçim rahatlamıştı. Yaklaşık bir ay boyunca hiçbir şey olmadı. Ama o kara gecede başımıza gelenlerin korkusu dün gibi hala içimde yatıyor. Annemle babam o gün erkenden yattıydı. Ben de kulaklığımı taktım. Bilgisayardan oyun oynuyordum. Kardeşim de yatağında telefonumdan oyun oynuyordu. Kısık da olsa davul zurna sesi gelmeye başladı. Ama nasıl diyeyim, çok az dikkatimi çekmeyecek kadar. Fark ettiğimde kardeşim video izliyordur diye düşündüm. Oyuna devam ettim. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum ama kardeşim kafama birkaç tane vurdu. Sinirle döndüm, kulaklığı çıkarttım. Dışarıdan gümbür gümbür davul sesi geliyordu. Ömrümde duymadığım şekilde, zurna mı desem, adına anlam veremediğim bir ses daha geliyordu. Saatin geç olmasından dolayı anlam veremedim. Oturduğum yerden dışarı baktım ama ışık da yoktu. Kim bu saatte böyle bir şey yapsın ki dedim. Kardeşime sen otur, ben bakarım dedim. Cama yürüdüm. Dışarıda bir adam çoban kıyafetiyle elinde uzun kaval gibi bir şeyle öttüre öttüre keçilerini evimizin önünden götürüyordu. Gözlerimi ovuşturup bir daha baktım ama davul sesinin kaynağı gözükmüyordu. Ayrıca köyümüzde daha önce buradan bırakın keçi koyun geçmesini, çoban bile geçtiğini görmedim. Ayaz arkadan neymiş abi diye seslendi. Ben de çoban geçiyor evin önünden dedim. Çoban iyice uzaklaştıktan sonra ses kesildi. Yarım saat daha durup yattık. Rüyamda kendimi camın önünde evimizin önünden geçen çoban ve sürüsüne bakarken bir noktada buldum. İlk başta anormal gelmese de sonradan ben bunu yaşamıştım dedim kendime. Sürü geçerken çoban durup bana gel işareti yaptı. Camı açıp dışarı çıktım. Yavaşça çobanın yanına gittim. Çoban önde, ben arkada, köyün dışına kadar yürüdük. Sürü o kadar uzundu ki arkasını göremiyordum. Köyün dışında ormanlık alana geldiğimizde hayvanlar anormal şekilde iki ayağının üstüne dikildi. Tüm sürü geldiğinde en arkada topal bir adam geldi. Davulu çıkarıp bana verdi. Çoban artık sen çalacaksın dedi. İstemsiz bir şekilde tamam deyip elimi aldım. Öylesine ritimli vuruyordum ki karşımdaki tüm o hayvanlar yavaş yavaş gözüme insan gibi gelmeye başladılar. Oynayıp sıplıyorlardı. Bir süre sonra oynamaya, davulla beraber takla atıp eğlenmeye başladım. Gözüm artık bir şey görmüyordu. En sonunda kalbim çatlayacak gibi olmaya başladı. Gözümden yaşlar akıyordu ama sebebini bilmiyordum. Ezanın okunması ile gözlerim karanlığa büründü. Annem, babam ve birkaç köylünün sesiyle gözlerimi açtım. Buradayım diye avazım çıktığınca bağırdım. Babam ileriden son hızıyla koşarak geldi. İlk defa onu böyle koşarken gördüm. Yanıma gelip bana yerdeyken sarıldı. Ama ellerim ve ayaklarım tutmuyordu. Kalk oğlum, eve gidelim dedi babam. Annem de arkadan koşarak geliyordu. İyice yaklaştığında yere dizlerinin üstüne çöküp ağlamaya başladı. Babama, baba, ellerimi ayaklarımı hissetmiyorum dedim. Babam beni kucakladı, anneme de kızdı. Çocuğun yardıma ihtiyacı var. Sen de böyle yaparsan bu çocuk ne yapsın dedi. Diğer köylülerle beraber bizim eve gittik. Beni banyoya soktular. Sadece donum kalacak şekilde soyup yıkadılar. Her yerimde kulaklarımın içine kadar çamur vardı. Ayaklarımdaki çamur akarken kan da akmaya başladı. Baktık ki çamurdan gözükmeyen ayaklarımın altı paramparça olmuş. Annem babama bağırıp git o hocayı, işi de olsa ölüyor dese de getir. Babam direkt evden çıktı. Annem de beni yıkadı. Yarım saat sonra ayağa kalkacak kadar oldum. Ama ayaklarımın üstünde duramıyordum. Bastığımda ayağımın altındaki yaralar açılıp tekrar kanıyordu. Anneme beni hastaneye götürsenize, neyi bekliyorsunuz dedim. Merak etme oğlum, annesinin gülü, götüreceğiz dedi. Babam hocayla beraber eve döndü. Nasıl açıklanır bilmiyorum ama adam geldikten sonra ağzıma kan tadı,
Burnuma da yanık kokusu gelmeye başladı. İçerisi sanki birden ısınmaya başlamış gibi terlemeye başladım. Annemle babam o esnada tartışacak gibi oldular. Hoca onları susturup oturttu. Sadece izlemelerini istedi. Dayanamayacaksanız dışarı çıkın dedi. Önüme kadar gelip eliyle başıma dokundu. Daha demin yanan bedenim birden eskisi gibi normal hale büründü. Ağzımdaki tat, burnumdaki koku kayboldu. Hoca dua okumaya başladığında sanki gözlerimin önüne perde çekiliyor gibiydi. Annem ve babama dönüp önemli bir şey değil, kısa sürede çözerim dedi. Kardeşimi çağırıp aynı işlemi ona da yaptı. Gördüğüm görüntü karşısında şok oldum. Adam elini koyduktan sonra dua ederken kardeşimin göz bebekleri beyaza dönüyordu. Hoca bir okuyup bir soru soruyordu. Adın ne? Kabilen ne? Nasıl geldin? Nasıl gideceksin diye. İşin aslı, babamla annem musallata uğrayan kişiye yardım ettiği için kabile, hoca da dahil herkesten intikam almak istemişler. Ama hoca bunu öngörüp durdurmak için işlem yapmış. Bu yüzden güçsüz kalmışlar. Ancak bu kadarını becerebilmişler. Bu kadarı bile ömrüm boyunca unutamayacağım anı oldu. Hoca, anneme ve babama ben bu işi çözdükten sonra çocukları psikoloğa götürmeyi unutmayın diye sıkıca tembihledi. O gün yapması gereken kadarını yaptıktan sonra bize geçici birer muska verip gitti. Babam da beni sağlık ocağına götürdü. Ayağımı temizledikten sonra sardılar. Hoca iki kere daha gelip Ayaz'la bana musallat olan cinlerle anlaşma yaptı. Bir daha ailemden kimse o musallat olan kız ve ailesine hiçbir şekilde yardım etmeyecek. O günden sonra rahatsız edilmedik. Psikolojik destek aldık. Kardeşim hala alıyor. Bugünlere geldik. Artık kötü şeyler yaşamıyorum. Suçsuz ve müdahil olmadığımız bir sebepten ötürü cinlere öfke duysam da öfkeden bir şey kazanamazdım. Onlardan kurtulduğuma şükrediyordum. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ruha korku veren ılık bir geceydi. Ay ve yıldızlar zifiri gökyüzünün gümüş kolyeleri gibi asilce parlarken bir çift göz pencerenin camından kasvetli geceyi süzüyordu. Bu çift göz güzel bir dadıya aitti. Dadı ufaklığı uyutmuştu ve ne yapacağını bilmiyordu. Canı da çok sıkılıyordu. Bu arada saat 22.45'i gösterirken dadı da sabırsızlıkla çocuğun anne ve babasının gelmesini dört gözle bekliyordu. Ve kapı sert bir şekilde 3 kere vuruldu. Dadı bir an korkuyla sıçradı. Çok korkmuştu ve elini göğsünün üzerine koyduğunda kalbi göğüs kafesine şiddetli yumruklar savuruyordu. Eğer gelenler çocuğun anne ve babası olsaydı kapıyı vurmaları gerekmezdi. Hem de böylesine sertçe. Anahtarla açar girerlerdi. Bu düşünce dadının zihninde ışık hızıyla geçmişti. Dadı kapıya doğru ilerlerken bir yandan da çocuğun uyuduğu odanın kapısına hafiften kulak kabarttı. Çocuk uyuyordu. Eli kapının döner tokmağına temas eder etmez kapı tekrar sert bir şekilde 3 kere vuruldu. Aniden sıçrayarak holün duvarına yapıştı. Gözleri büyüdü ve kalbindeki çakranın parçalandığını hissetti. Ürkek bir sesle kim o demeyi başarabildi. Kapının diğer tarafından yanıt gelmedi. 3 kez kim o dedi fakat yanıt yine gelmedi. Kapının dürbününden baktığındaysa ortada kimsecikler yoktu. Bir süre şoklanmış gibi kapının önünde bekledi ve sonra salona doğru yürüdü. Aklı karışmıştı. Korku ve sorgu beyninin içinde bir yuva dönüşmüştü adeta. Bu sırada kapı çok sert bir şekilde tekrar vuruldu. Olduğu yere adeta çivilenmişti bu sefer. Dudakları titriyor, tüyleri ürperiyordu. Kapıya doğru zor da olsa 1-2 adım atarken ağlamaklı ve yalvarır bir ses tonuyla ''Kimsin, lütfen kimsin söyle'' dedi. Kapının dışındaki her neyse belli ki çok ketumdu. Ne ses ne de seda vardı. Peki neydi bu? Dadı fizik ötesi varlıkların saldırısına mı uğruyordu? Böyle şeylere inanmayacak kadar materyalist biriydi. Onun için madde esastı.
doğum acı değildi. Bir şey varsa vardı, yoksa yoktu onun için. Ama şimdi bir şeyler vardı işte. Kapının hemen arkasındaki boşlukta. Bütün cesaretini toplayarak kapının tunç tokmağını çevirdi ve hızla kapıyı açtı. Karşısına ne çıkarsa çıksın artık önemli değildi. Çünkü kapıldığı bu korku ve dehşet fırtınası ruhunu törpülüyor ve bedeniyle ruhu arasında dipsiz bir kuyu kazıyordu. Kapı açılınca bir ılık yaz meltemi yüzünü yaladı. Ama dışarıda kimsecikler yoktu. Dadının içini korkuyla sevinç arası tuhaf bir duygu sardı. Kapının önünde kimsenin olmamasına hem sevinmiş hem de korkmuştu aslında. Belki de bir arkadaşı ona eşek şakası cinsinden bir şaka yapıyordu. İyiydi, şu an şehrin 70 kilometre dışındaydı. Bulunduğu yer bir göl kenarında yarı çiftlikvari triplex bir evdi. Arkadaşı veya arkadaşları bütün işi gücü bırakıp onu korkutmaya buralara gelmiş olamazlardı. Hayır, kesinlikle böyle bir şey olamazdı. Dadı temkinli ve bir o kadar da korku dolu gözlerle etrafı kolaçan etti ama kimsecikler yoktu. Verandada rüzgardan sallanan çift kişilik salıncak onu ürpertirken esen hafif rüzgar saçlarını koyu karanlıkta bir ahtapotun dokungaçları gibi sağa sola savuruyordu. Kimsecikler yoktu görünürde. Bu zifiri karanlıkta görünebilecek her ne varsa gecenin suskunluğuna gizlenmişti. Ağaçların hışırtısı, rüzgarın esintisi ve belli belirsiz gelen sesler insan beynindeki korku atölyesine sınırsız malzemeler verirdi. Evet, dadının zihnindeki korku mekanizması da harekete geçmişti böylelikle. Dadı verandanın merdivenlerine doğru ürkekçe bir iki adım attıktan sonra etrafını iyice süzdü. Kimseler yoktu. İyice emin olmuştu artık ve içeriye girip kapıyı kapattı. Kapının zincirini de yerine geçirip bir süre orada bekledi. Birdenbire korkunç bir hisse kapıldı. İzlendiği hissine. Sanki bedensiz bir varlık tarafından izleniyordu. Dadının korku mekanizması kusursuz işliyordu. Az önce bir nebze olsun rahatlayan kalbi göğsünü tekrar yumruklamaya başladı. Oldeki tavandan sarkan avizeyi bir an için korkunç bir yaratığa bürünmüş gibi gördü. Dadı beyninin karanlık odalarından birine hapsolmuştu artık. Bu karanlık hücrede gözlerine yansıtılan bütün korku unsurlarını dehşet veren bir netlikte izliyordu. Belki de halüsinasyon görüyordu, kim bilir. Ve bir anda soluğu salonda aldı. Koltuğa oturup başını ovalamaya başladı. Bu birkaç dakika içinde gelişen esrarengiz olaylara bir türlü anlam veremiyordu. Alkol veya herhangi bir uçucu madde de kullanmıyordu. Ayrıca düzenli kullandığı herhangi bir antidepresan ilacı da yoktu, yan etkisini gösterebilecek. Dadı içine düşmüş olduğu bu durumu korku içinde düşünürken, koltuğun yanındaki sehpanın üzerinde duran telefon çığlık atarcasına çalmaya başladı. Dadı bir anda yerinden sıçradı. Sessizliği bozan bu sesler saniye içerisinde dadıyı tekrar rahatlattı. Arayan çocuğun annesi veya babasıydı muhtemelen. Ahizeyi yavaşça kaldırıp alo dedi. Telefonun diğer ucunda sessizlik hakimdi. Dadı tekrar alo dedi. Bu sefer ses geldi. Boğuk bir ses. Sanki gırtlaktan gelen kaba bir hırıltıyla merhaba güzel dadı. Gecen nasıl geçiyor? Korkuyor musun dedi. Dadının bir anda dili kurumuş. Alnında boncuğu andıran terler belirmeye başlamıştı. Kalbi yine hızlanmaya ve göğüs kafesine daha şiddetli yumruklar vurmaya başlamıştı. Kekeler bir şekilde kimsin, ne istiyorsun dedi. Kısa bir sessizlikten sonra telefonun diğer ucundan çığlık ve ağlama sesleri duyulmaya başladı. Biri ya da birileri çığlık çığlığa bağırıyor, haykırıp deli gibi ağlıyordu. Dadının bütün vücudu sıtmaya girmişçesine titriyor ve bu arada gözlerinden de korkunun hakim olduğu yaşlar dökülmeye başlıyordu. Ve telefondaki bağırışma ve çığlıklar bir anda kesilip yerini
yine kısa süreli bir sessizliğe bıraktı. Ardından yine o soğuk ve hırıltılı ses konuşmaya başladı. "Duyuyor musun? Seni istiyorlar. Sadece seni. Ne zaman geleceksin buraya?" Bu sözleri sarf ederken sesi alay eden bir korkunçlukla dadının kulağını tırmalıyor gibiydi. Dadı, korkunun koyu girdabında ruhuna eziyet veren bu sesi yalvarırcasına telefona ağlayarak "Ne olur kimsin, ne istiyorsun?" dedi. Böyle dediği anda telefon kapandı. Ahizeyi sertçe kapatıp tekrar kaldırdı. Polisi arayacaktı ama telefon artık çalışmıyordu. Çantasına uzanıp aceleyle cep telefonunu çıkardı. Ve neyse ki cep telefonu çalışıyordu. Polisin acil hattı numarasını çevirdi ve duydukları karşısında dehşete düşerek telefonu koltuğun bir köşesine fırlattı ve diziyle bağdaş kurup sinir, korku, histeri karışımı bir girdaba kapılarak ağlamaya başladı. Çünkü aradığı acil hattan yine çığlık ve ağlama sesleri geliyordu. Dadı, yapayalnız ve beyninin kıvrımlarından fışkırıp vücuduna gelen korkunun esareti altındaydı. Lavaboya gitmek istiyordu. Yüzünü yıkamak ve biraz kendine gelmek. Ama kalbindeki arsız korku gitmesine engel oluyordu. Ve sonra tüm cesaretini toplayarak o korku koridorundan geçerek lavaboya girdi. Gözlüklerini aynanın önüne bırakarak yüzünü bir güzel yıkadı. Doğrusu korkunç bir gece geçiriyordu. Gözlerinin altı kızarmış ve sanki bir şişe viskiyi bir anda kafasına dikmiş gibi sarhoş bir yüz ifadesi vardı. Elini havluya uzattığı anda aynanın yansıyan kısmından bir karaltının geçtiğini gördü. Öyle hızlı geçmişti ki ama dadının gözlüksüz gözlerinden kaçamamıştı. Bu sefer başından aşağıya dökülen buz gibi bir korku ile tekrar irkildi. Titrek elleriyle gözlüğünü taktı. Lavabodan o korkunç koridora doğru başını uzattı. Kimse yoktu ama bir anda gözleri deli gibi parladı. Çocuğun uyuduğu odanın ışıkları yanmıştı. Çocuğa bir iki kere seslendi ama ses veren olmadı. Bütün bu paranormal olayların içinde çocuğu unutmuştu dadı ve yine cesaretini toplayarak miniğin odasına doğru yürüdü. Koridor onun için upuzun bir yola dönüşmüş gibiydi. Korku içinde temkinli adımlarla ilerlerken göğüs kafesi hızla inip çıkıyordu. Odanın kapısına vardığında açmak veya açmamak arasında ufak bir tereddüde kapıldı ve sonra kapının tokmağını çevirdi. Korku ve adrenalin ruhuna baskı yaparken sonunda kapıyı ağzına kadar açmıştı. Gördükleri karşısında çığlık çığlığa bağırışmaya başladı. Dadı korkunç bir manzara görmemişti aslında. Gördüğü boş ve dağınık yatak onun feryat etmesine yetmişti zaten. Çocuk yatağında yoktu ve yatağı sağa sola savrulmuş, yorgan ve yastıktan ibaretti. Dadı yumruklarını sıkarak odadan dışarıya çıktığında koridora yığılıp kaldı. Takati gücü tükenmişti. Hıçkırık ve iniltiyle olduğu yerde sızlanıyordu. Bu sırada koridorun sonundaki evin bodrumuna inen kapının açık olduğunu görünce korkunun amansız pençesi ruhunu adeta yırtıyordu artık. Saçları yüzüne gözüne bulaşmış, gözleri kan çanağına dönmüştü. Bir anda ufak bir cesaretin kıvılcımı kalbinde ateşlendi ve zorlukla ayağa kalkarak mutfağa yöneldi. Gözleri mutfağın her yerini tarıyordu. Gözleri aradığı şeyi bulmanın zaferiyle parladı. Keskin bir bıçak ve bir fener işine yarayacaktı elbette ama feneri karanlığı aydınlatmak için kullanabilirdi. Peki bıçağı nasıl kullanacaktı? Bedeni olmayan metafizik varlıklara bıçak işlemezdi ki ama olsun, bıçak ona güven veriyordu. Üzerine sinmiş olan korkuyu bıçakla bir şekilde törpülüyordu. Ve bodrumun kapısının önüne geldiğinde küf kokuları burnunu yakıyordu adeta. Ahşap merdivenlerden inerken bacakları titriyor. Elindeki fenerin ışığı merdivenin ve bodrumun sonsuz uçuşçasına uzanan karanlığını tozlu bir şekilde aydınlatıyordu. Ahşap merdiveni çıkardığı sesler dadıyı ürkütürken çocuğun bodruma inmiş veya indirilmiş olduğunu düşünüyordu. Çocuk
mutlaka Bodrum'daydı Dadı'ya göre. Bodrum'un karanlığında, Fener'in aydınlattığı yerlerde eski eşyalar, bisiklet, anahtar çantası, araba lastiği ve daha çok şey vardı. Dadı, Fener'le kör noktaları aydınlatırken bir yandan da çocuğa sesleniyordu. Buz gibi sessizlikten başka bir şey yoktu. Ahşap bir sandığın üzerinde gözleri çakmak alevi gibi yanan bir şey vardı. Ve Dadı'nın görüş açısına girdiği anda Fener'in ışığı bu çift gözü aydınlattı. Görünüş itibariyle bir kediyi andıran bu yaratık, daha iri ve daha uzun tüyleri olan, dişleri birer mızrak ucu gibi parlayan, bilinmez varlığın karanlığıyla bürülüydü. Dadı çığlık atarak ahşap merdivenleri tekrar tırmanmaya başladı. Kediye benzeyen bu bilinmez varlık müthiş bir çeviklikle sandığın üzerinden sıçrayarak Dadı'nın peşinden koşmaya başladı. Dadı canını dişine takmış ve merdivenleri adeta çifter çifter çıkıyordu. Ahşap basamağın ayakları arasında çatırdamasını aldırmadan hızla evin ana kapısından dışarıya fırladı. Koşarken ardına bir kez dahi bakmıyordu. Ama o varlık kanlı gözleriyle onu takipteydi. Dadı karanlığın kalbine giden yolda yapayalnız koşuyor ve ılık havayı ciğerlerine çekiyordu. Ruhuna ızdırap veren karanlık korkunun esaretinden kaçarken nereye gittiğini unutmuş ve kendini göl evinin bayağı uzaklarında bulmuştu ve o kediye benzeyen yaratık da yok olmuştu bir anda. Dadı ormandaydı ve etrafına korku dolu gözlerle bakarken nefes nefese kalmış, göğüs kafesi aynı anda hıçkırıklara boğuyordu onu. Orman, yabani hayvanların çıkardığı sesler dışında çok sessizdi. Orman, ölümün kalbiydi ve ölüm kokuyordu. Ağaç dallarının sesleri ve baykuşların ötüşü, Dadı'nın beyninde korku senfonisi gibi yankılanıyordu. Sessiz, ılık ve medeniyetin birkaç kilometre ötesinde vücudu titreyerek ağlıyordu Dadı. Bağırıp yardım istemeye bile korkuyordu. Hem zaten kim yardım edebilecekti ki ona? Dadı artık bitap düşmüştü. Kımıldamaya hali kalmamıştı ve göz kapakları usulca kapanıverdi. Derin bir ormanın karanlığında uykuya daldı. Hava yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyordu. Orman, geceden kalan kasvet paltosunu üzerinden sıyırıyordu artık. Ormanın derinliklerinden gelen sesler Dadı'yı uyandırmıştı. Gözlerini ovarak etrafına telaşlı telaşlı baktı ve uzaklardan gelen sese kulak kabarttı. Aynı anda o da bağırmaya başladı. ''Hey, buradayım, buradayım.'' Sesler giderek yaklaşıyordu ama Dadı sesleri kelimelere dökemiyordu. Sadece bağırtı vardı. Yani demek istediklerini bir türlü anlamıyordu. Dadı gözlerine inanamadı. O kediye benzeyen yaratık bir anda karşısına dikilmişti ve aralarında 3 metrelik bir mesafe vardı. Can havliyle ilk gördüğü ağaca körlemesine tırmanmaya başladı. Yaratık da hemen ardından atıldı. Fakat Dadı'nın ayakkabısının tekini pençesiyle savurdu. Dadı ağaçtaydı ve o yaratık tekrar ortadan kaybolmuştu. Ve şimdi gözlerine yine inanamıyordu. Uzaktan gelen o seslerin sahiplerini görüyordu. Ve bunlar çocuğun anne ve babasıydı. Çocuğun babası Dadı'ya ağaçtan inmesini ve artık korkmamasını söylüyordu. Ve Dadı ağaçtan iner inmez olanlar oldu. Nereden geldiğini anlamadığı bir cisim bir anda Dadı'nın kalbine saplandı. Dadı'nın göz bebekleri büyüdü ve oracıkta nefessiz kaldı. Ölmüştü artık. Çocuğun babası kızın gözlerini kapatarak oradan ayrıldı. Saat 14:20 idi. Şehrin merkezine 1 kilometre uzaklıktaki Luna Park'a dönen kavşakta müthiş bir kaza meydana gelmişti. Kereste yüklü bir tır otomobili biçmişti. Kazanın olduğu alana ambulanslar gelmiş ve otomobilin içine sıkışmış olan biri 20'li yaşlarda bir kız ve diğeri ise 4 yaşında bir çocuğa ait cansız bedenleriydi. Metal kesicilerle çıkarmaya uğraşıyorlardı. Kazada ölenlerin yakınları feryat içinde ağlıyorlardı. Hepsi buydu işte. Tamamen buydu. Dadı'nın çocuğu Luna Park'a götürmek için arabayla evden çıkmış
ve bu kazada ikisi de feci şekilde can vermişlerdi. Yani aslında dadı ölümle kalım arasındaki o kısacık zaman diliminde yarışıyordu ve dadının ruhu bedeninden ayrılmamak için ölüm meleğinden kaçıyordu. Yani o telefondaki ağlama ve çığlık sesleri kaza yerinden geliyordu aslında. Dadının ve çocuğun yakınlarının acı feryatlarıydı. Kediye benzeyen o yaratık ve esrarengiz sesler hepsi ölüm meleğinin dadıya görünen halleriydi. Ve en sonunda çocuğun babası kılığında canını almıştı. Kalbine saplanan o cisim ise arabanın ön camının bir parçasıydı aslında. İnsan ölürken her zaman mücadele içindedir. Ruh, bedenin bütün köşelerine saklanmaya çalışır. Ve ne yaparsa yapsın, er ya da geç, ölümün soğuk eline teslim olur. Bu hikayenin de sonuna geldik. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa, Facebook sayfam üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Herkese selamlar. Ben Çağatay. Benim yaşadıklarım askerde başladı. O zamana kadar böyle şeyler bilmezdim. Askerde, gece nöbetindeyken uyuklamak üzereydim. Ağırlık çökmüştü. Dayanılacak gibi değildi bu uyku. Ne olduğunu anlayamadan gözlerim kapandı. O anda enseme çok sert bir tokat geldi. Komutan gördü sandım. Ani bir hareketle ayağa fırladım. Ama hiç kimse yoktu. Ne biri var ne de bir ses var. Biri vurup kaçsa zaten kaçarken ayak seslerini duyarım ama öyle bir şey de olmadı. Birkaç arkadaş daha böyle şeyler yaşadı. Ama onların yaşadıklarını anlatmak istemiyorum. Askerde uyuduğum kısacık zaman dilimine yüzlerce kabus sığdırdım. Hepsi birbirinden korkunç. Bu yüzden akıl sağlığım bozulmaya başlamıştı. Kabus görmekten gerçekli rüyayı karıştırır oldum. Mesela arkadaşımı cin kılığında görüyordum rüyamda. Uyanıp onu gördüğümde bağırmaya başlıyordum. Askerlik zor da olsa bitti. Döndüğümde bunlar düzelir diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadığı gibi daha kötü oldum. Annemlerin haberi yoktu bu yaşadıklarımdan. Telaşlanmamaları için her konuşmamızda iyiyim derdim. Döndüğümde şaşırdılar haliyle. 15 kilo vermiştim çünkü. Annem çok üzüldü. Evdeyken de kabuslar devam etti. Benim çığlık seslerimden annemle babam da uyuyamaz oldu. Bu kabuslardan sonra annem bir Kur'an getirdi odama. Baş ucuma koydu. O Kur'an sayesinde bir süre rahat uyudum. Ama sonra işler değişti. Bir ablam var, evli. Bir de ablamın çocuğu var. 7-8 yaşlarındaydı o zaman. Ben arkadaşlarımla dışarıdaydım. Yeğenimle ablam bize gelmiş. Annem aradı. Ablan burada, erken gel dedi. Ben de yarım saat sonra eve geçtim. Eve geçtiğimde önce odama girdim. Üzerimi değiştirdim. O sırada fark ettim ki Kur'an yerinde yoktu. Anneme sordum. Odamdaki Kur'an'ı neden aldın diye. Ben almadım ki. Bugün odana hiç girmedim dedi. Kim alacak o zaman? Sabah çıkarken yerindeydi dedim. Ablam da yeğenime sordu. Sen mi aldın? Dayının odasına girmiştin, oyun oynamıştın. Aldıysan söyle dedi. Yeğenim birden ağlamaya başladı. Hani sıkıştırmadık. Çabuk söyle yerini demedik. Ağlaması için bir sebep yok. Aldın kucağıma. Ağlamadıysanın bir tanesi. Kızmadık ki sana dedim. Ben almadım. Yerini bilmiyorum dedi. Ağladığı için fazla üstüne gitmedik. Ama Kur'an yoktu. Kayıptı. Sonra ablam gidince beni aradı. Kur'an annenlerin yatak odasında aynalı dolabın arkasındaymış dedi. Tahmin ettiğimiz gibi yeğenimi almış. Ama sizce de çok ilginç değil mi? Saklar gibi alıp koyması. Merak etse, açsa baksa veya geri yastığın üzerine bıraksa çok normal ama oradan alıp başka odaya götürmesi ve dolabın arkasına atması çok tuhaftı. Annemlerin odasına gitti. Duvar komple dolap. Kapının açılıp kapanabilmesi için biraz boşluk var sadece. Onun dışında diğer köşeye kadar dolap var ve dolap duvara bitişik, arkasına parmağını zor sığar. Oradan nasıl gücü yetecek de dolabı çekecek. Sonra da aynısı gibi dolabı itecek. Ben bile çekerken, iterken belimin ağrıdığını hissediyordum. Neyse, ablam
Yarın geleceğim, konuşuruz dedi. Ablam bize çok sık gelmez, 2 haftada bir ancak uğrar. Üst üste geldiği pek olmamıştır. Bu yüzden merak ettim ne anlatacağını. Bu arada Kur'an'ı oradan çıkardım ve başucuma koydum. Ablam ertesi gün geldi. Yeğenimi babaannesine bırakmış, yalnızdı. Telefonda anlatamadım. Çocuğu dün korkutmuşlar dedi. Kim korkutmuş dedim. Ablamın tüylerinin diken diken olduğunu fark ettim. Senin odana girdiğinde bir adam görmüş. O adam ona Kur'an'ı oradan al çabuk demiş. Yatak odasındaki dolabın arkasına attırmışlar. Dolabın oraya Kur'an'ı attığında dolap kendiliğinden geriye doğru çekilmiş ve düzelmiş. Biz sorduğumuzda da aynı adamı görmüş. O adam ona sakın söyleme demiş. Abla ne diyorsun sen? Ne adamı dedim. Aslında ne olduğunu anladım. Ama kolay kabullenilecek bir şey değil. Ablam biz bir hocaya gidelim. Çocuğa açıklama yapacağım diye göbeğim çatladı. Dün sabaha kadar sayıkladı. Yatağını da ıslattı. Bu çocuk bu kadar korkmuş işte dedi. Abla seninle hiç konuşamadık ama ben askerde yaşamaya başladım bunları. Askerden dönünce de devam etti. Ben de bir hoca bulmak istiyorum. Ben de korkuyorum dedim. Ablam bana sarıldı. İki kardeş ağladık biraz. Tanıdık hoca yoktu. Ablam da annem de araştıracaktı. Bulmak bir ayımızı aldı. Şöyle söyleyeyim. O kadar çok hoca var ki ama çoğu yalancı. Hiçbiri güven vermedi. Hocalık eskisinden mühim mertebeymiş. Şimdi fal bakan bile kendisine hocayım diyor. Bir ay boyunca gerçeğini sahtesinden ayırmaya çalıştık. Bir ay sanki 10 sene gibi geçti. Ne gündüz rahat var ne gece. Geceleri beni alıp götürüyorlardı. Gözümü açtığımda rüya görmüş gibi oluyordum. Ama rüya değildi. Beni çok uzun yürüttüler. Bir keresinde ayağımda ayakkabım yoktu. Yasaktaki halimle götürdüler. Ayağıma batan taşlar, dikenler, hepsinin acısından ağlıyorum. Ve tek diyebildiğim, beni nereye götürüyorsunuz oluyordu. Sabaha kadar oradan oraya yürüttüler. Ve uyandığımda topuklarım yürümekten çatlamıştı. Bilmiyorum. Onların aleminde miydim, yoksa başka bir yerde miydim? Bir gecede yine beni götürmüşlerdi. İki kolumda da biri var ve beni sürüklüyorlar sanki. Çünkü gitmek istemiyorum. Direnmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Beni nereye götürüyorsunuz dedim. Gözlerim yarı açık. Zorluyorum. Etrafı görebilmek için ama sarhoş gibiyim. Beni bir evin önüne getirdiler. Kapıyı bir kadın açtı. Beni getirenlere endişeli bir şekilde şunu sordu. Gören oldu mu? Olmadı dediler. Çabuk getirin içeri o zaman dedi. İçeri soktular. İçeride şömineye benzer bir şey var. Ama içinde ateş yerine sadece duman var. O duman o kadar hareketli ki ocakta kaynayan bir sıvının buharı gibi. Fokur diyor sanki. Sonra onlar çıktı odadan ve dünya güzeli bir kız girdi. Üstünde beyaz bir elbise. Yüzü normal. Elleri kolları normal. Fakat ayakları mosmor. Ölü ayakları gibi. Bunu görünce korkup geri çekildim. Korkma. Ben artık senin karınım dedi. Ben evli değilim. Benim karım olamazsın diyorum. Ama halim yok. Yere kapaklanmak üzereyim. Bir gözümde o dumanda. Dumana baktığımı fark etti. O bebeğimiz olacak dedi. Aklıma dua okumak geldi. Yarım yamalak hatırladığım kadarıyla okudum. Okudukça bana güç geldi. O bitkin halim geçti. Dimdik durdum. Gözlerim de açıktı artık. Okumaya devam ettim. Ben okuyunca kız odadan kaçtı. Ben de odadan çıktım. Evden çıktım. Daha önce görmediğim bir yerdeydim. Ve kimse kalmamış orada. Sadece ben varım. Öyle ilginç ki. Bu rüya değil diyorum. Eminim. Kollarımı sıkıyorum ve acıyı hissediyorum. Beni buraya getirdiler anladım. Peki ama geri nasıl döneceğim? Burası gerçek bir alemse evimi nasıl bulacağım? Eğer rüyaysa nasıl uyanacağım? Hızlı hızlı yürümeye başladım. Karşıma bir adam çıktı ama bu adamdan hiç korkmadım. İyi bir varlık olduğunu hissettim. Nereye dedi bana? Evime gitmek istiyorum ama evimi bulamıyorum dedim. Kim getirdi seni buraya dedi. Kim olduklarını bilmiyorum dedim. Ver bakalım şu cebindekileri bana dedi. Cebimde bir şey yok. Boş ceplerim dedim. Versem ver dedi. Allah Allah. Cebimde ne var benim diye söylenirken elimle yokladım ceplerimi.
İki tane ceviz çıktı cebimden. İşte bunları istiyorum dedi. O iki cevizi aldı benden. Bak, sana gideceğin yolu göstereyim. İleride üç tane merdiven göreceksin. Ortadaki merdivenden çıkman lazım. Ortadaki merdivenin altında da bir kadın göreceksin. Ona söyle, ben diyetimi ödedim, buradan çıkmak istiyorum diye. Tamam dedim. Gittim gerçekten. Üç merdiven vardı. Sanki bir masalın içindeyim. Bu merdivenlerin sonu yok. Daha doğrusu sonunu biz göremiyoruz. Şöyle altından bakıyorum. O kadar çok basamak var ki çıkmak imkansız gözüküyor. Kadına söyledim. Ben diyetimi ödedim dedim. Çık o zaman dedi. Çıkacağım ama nasıl? Bu merdiven çok yüksek dedim. Görüntüye aldanma dedi. 2-3 basamak çıktım yanılmıyorsam. Sonra yatağımda açtım gözlerimi. O cevizlerle ben nasıl diyet ödedim de kurtuldum bilmiyorum. Zaten bir süre sonra öyle bunalıyorsunuz ki hiçbir şey bilmek istemiyorsunuz. Sadece bu günler geçsin istiyorsunuz. Bir aylık zamanda bir sürü şey yaşadım. Şunu söylemeyi unuttum. Ama Kur'an odanda değil miydi? Niye bunları yaşadın diye sorarsanız, Kur'an'ı odamdan çıkarmak zorunda kaldım. Evet, geceleri bir şey olmuyordu Kur'an varken ama nefes alamıyordum. Birileri boynumu öldürmek istercesine sıkıyordu. O yüzden çıkarmıştım. Sonra gördüğüm başka bir rüyayı anlatayım. Bir gece ismimin söylenmesiyle uyandım. Fısıldayarak adımı söylüyor biri. Gözlerimi açtım. Odamda biri yoktu. Odamdan çıkıp sese bakmak istedim. Odamdan çıktığım anda kolumdan biri hızlıca çekti. Yine sürüklenmeye başladım. Midemin bulantısı hala aklımda. Beni nereye götürüyorsunuz dedim. Bir daha buradan çıkmayacaksın. Hep burada kalacaksın dediler. Ormanlık bir alanda bir ev var. Evin önünde bir kadın var. Süpürgeyle oraları süpürüyor. Ama nasıl biliyor musunuz? Olması gereken nedir? Evin önünü pisliklerden arındırması. Ama bu tam tersi. Nerede pislik varsa evin önüne süpürüyor. Yığılmış kum, çöp, evin önü leş gibi. Bana baktı görünce. Bu mu dedi? Bu dediler. Bir anda ellerimde zincir gibi şeylerin olduğunu fark ettim. Bir anda oldu. Sanki köleymişim, esirmişim gibi. Bileklerim birbirine zincirle bağlıydı. Bu sefer beni ev kısmına değil ahır kısmına soktular. Gerçek hayatta hiç domuz görmedim ben. Filmlerde falan gördüm. Bir de orada. Bulunduğum yerde 3 tane domuz vardı. Benim aklıma yine dua etmek geldi. Duaya başladım. Çatı sallanmaya başladı. Çok şiddetli bir deprem gibi sallandı. Devam ettim okumaya. Daha hızlı sallandı. Gözlerimi kapattım. Görmek istemiyordum çünkü. O kadar gerçek ki her şey. O yıkılan yerin altında kalmaktan korkuyordum. Sonra bir şey hissettim. Bunu da en son Luna Park'tayken hissetmiştim. Çok yükseğe hızlı çıkan aletlere binince nasıl içiniz ılık ılık oluyor? Bir boşlukta hissedersiniz kendinizi. İşte öyle hissettim. Bir anda havalandım ya da fırlatıldım. Ama gözümü açtığımda yatağımda yatıyordum. Çok şükür sonra bir hoca bulduk. Hocaya gittim annemle. Askerdeyken musallat olmuşlar. Hoca öyle dedi. Dişi cin aşık olmuş bana. Dua okuyarak kurtulmuşum. Yoksa o dumanlı evde nikahımız olacakmış bizim. Benden ceviz alan adamı sorduğumda da şöyle bir açıklama yaptı. Biraz felsefe yapıyor gibi geldi ama o adam benim okuduğum dualarmış. Dua nasıl insan şekline girer? Dua her şekle girer. Yeri gelir uçurumdan düşecekken elbisenin takıldığı ağaç dalı olur. Yeri gelir sana yol gösteren bir insan olur dedi. Ardından bana muska yazdı. Birini odana koy, birini üstünde taş dedi. Tamamen kurtuldun mu dersiniz? Hayır, yine kabuslar görüyorum. Ama bana yaklaşamıyorlar. Aramızda görünmeyen bir duvar var sanki. O duvarı aşamıyorlar. Yalnız kaç yıl oldu? Hala vazgeçmediler. Yaklaşamıyorlar ama peste etmiyorlar. Bu kötü hissettiriyor. Allah korusun. Bir gün muskam kaybolsa, bir şey olsa biterim herhalde. Aramızdaki duvarlar yıkılır. En ufak yanlışımı kolluyorlar. Korkmuyorum desem yalan olur. Ne zamana kadar sürecek bilmiyorum. Beni bu dertten kökten kurtaracak biri çıkmadı karşıma. Allah benim durumumda olan herkesin yardımcısı olsun. Dinleyene masal gibi gelir.
Yaşamak çok zor. İnşallah bir gün ben de tamamen kurtulurum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Adım Erkan. 35 yaşında, ufak bir kumaş mağazası işleten esnafım. Evli ve iki çocuk babasıyım. Bulunduğum caddedeki esnaflarla aramız çok iyidir. Bu yüzden ayda bir halı saha maçı, mangal gibi faaliyetler yaparız. Günlerden birinde yan komşum Berber Samet eski, tarihi bir hamam bulduğunu ve çok etkileyici olduğunu söyledi. Hemen o gün aramızda organizasyon yaptık ve pazar günü akşamına kendimizi ayarladık. Daha önce de hamama gitmişliğimiz var. Ancak bu hamamın şehrin dışında olması ve tarihi olması bizi etkilemişti. Öyle ki taşlarından çeşmesine kadar eski ve tarihiydi. Pazar günü geldik çattı. Akşam dükkanları kapattık. Hüseyin abinin çorbacısında birer çorba içip yola koyulduk. Yaklaşık bir saat sonra tarihi hamama varmıştık. Saat akşam 10 olmuştu. Fakat hamam randevulu çalıştığından gece geç saatlere kadar açık kalabiliyordu. Soyunma odasına gittik ve üzerimizi değiştirdik. Ardından buhar odasına girip güzelce bir terleyelim dedik. O da çok eskiydi. Tarihi yapısı kendini belli ediyordu. Ancak diğer hamamlara göre çok fazla buhar ve sıcaklık vardı. Bu durum arkadaşların ne kadar hoşuna gitse de beni bir anda çarpmıştı. Başım dönüyor ve nefes alamaz hale geliyordum. Buhar gitgide daha fazla arttığında artık göz gözü görmüyordu. Fenalaştığımı arkadaşlarıma belli etmemek için susuyordum. Çünkü aralarında alay konusu olabilirdim. Birkaç dakika geçmişti ki bayılacak gibi oldum. O sırada idrarımı tutamayıp altıma işedim. Biri görecek diye çok korkuyordum. Ancak bu kadar fazla buharın içinde şortumdan akan idrarı kimse fark etmedi. Ben de bozuntuya vermeden oturmaya devam ediyordum. O sırada buharın arasından sanki bir adam gelip ayaklarıma kadar yaklaşmış gibi gördüm. Ancak bu görüntü gözüme sadece birkaç saniye gözüktü. Olana bitene pek aklım ermedi. Çünkü bayılmama ramak vardı. Daha fazla dayanamadım ve doğruca oradan çıktım. Birkaç saniye nefesimi toparladım ve ardından yıkanmak için göbek taşının bulunduğu yere girdim. İçerisi muazzam güzellikteydi. Buram buram tarih kokuyordu. İçeriye girdim ve bir taşın üzerine oturup yavaş yavaş tasla kendimi yıkamaya başladım. İçeride kimse yoktu. Sessiz sessiz tek başıma oturuyordum. Yıkandığım sırada ayak ucumda 5-6 santim kadar siyah bir topak gözüme ilişti. O an fare sarıp elimdeki kaynar suyu üzerine döktüm. Bir anda o siyah şey çığlık gibi ince bir ses çıkararak ortadan kayboldu. Ne olduğunu bile anlayamadan olay birkaç saniye içinde gerçekleşti. Aradan 15 dakika kadar geçti ve arkadaşlarım da güle oynaya yanıma geldiler. Hep beraber yıkandılar, şarkılar türküler derken eğlencenin dibine vardık ve ardından üzerimizi değiştirip dönüş için yola koyulduk. Ben çok uykusuz ve yorgun düşmüştüm. Hemen arka koltukta uyuyakaldım. Yaklaşık 30 dakika kadar uyudum. Ancak kulağıma gelen çınlama sesi yüzünden irkildim. Etrafıma baktığımda şoför hariç herkesin uykuda olduğunu gördüm. Çınlama devam ediyor ve beni oldukça rahatsız ediyordu. Yol boyunca çınlama bir türlü bitmedi. Eve geldiğimde saat gecenin 3'üydü. Evde herkes ayaktaydı. Eşime neden yatmadınız diye sorduğumda eşim donuk bir yüz ifadesiyle "Birileri sabahtan beri dış kapıyı tıklayıp kaçıyor. Camdan baktık kimse yok. Binaya baktık kimse yok. Hatta kameralara baktık. Kapı çalındığı anda bile kapıda kimse gözükmüyor" dedi. Oldukça şaşırmıştım. Eşimin dediğine pek inanamadım ve televizyonu açıp oturup izledim. Biraz zaman geçtikten sonra kapımız tekrar çalınmaya başladı. Defalarca tıklatıldı ama kapının önünde bir Allah'ın kulu yoktu. Akıl sır erdiremiyorduk. Çocuklar da korkmuştu. Acaba kapıya bir şey mi çarpıyor diyerek dış kapıyı açıp baktım ama hiçbir şey yoktu. Anlam veremediğimizden yatmaya karar verdik. Zavallı çocuklarım da korkudan uykusuz kalmışlardı.
Hepimiz odalarımıza geçip uykuya daldık. Aradan yarım saat kadar geçti ki kapının tak tak diye çalındığını işittim. Hızla yatağımdan fırlayıp kapıyı açtım. Karşımda 12 yaşlarında beyaz tenli genç bir erkek çocuk duruyordu. Yüzü normal insanlara göre çok çok beyazdı. Her yerinde de yaralar ve yanıklar vardı. "Buyur evladım," dedim. Çocuk bana baktı ve "Çok kötü durumdayım. Bana yardım edin," dedi. "Bu çocuk kimdi? Gecenin bu saat benim kapımı neden çalıyordu?" Şok olmuştum. Şaşkınlıkla "Kimsin evladım sen? Gecenin bu saati benim kapımı neden çalıyorsun?" diye çıkıştım. Çocuk başını öne eğdi ve "Eğer bana yardım etmezsen ölebilirim. Ailem bunu duyarsa çok sinirlenir," dedi. Sinirim tepeme çıktı ve "Defol buradan. Gece gece manyak mısın? Bana ne ailenden? Git polise, hastaneye. Ben yardım edemem," dedim. Çocuk bana baktı ve sanki sen görürsün der gibi kafasını sallayıp arkasını dönüp gitti. Ben de tekrar odama geçip uykuya daldım. Sabah uyandığımda perişan haldeydim. Ateş, bulantı, kusma ve halsizlik vardı. Yataktan kalkacak halim yoktu. Hemen elemanları aradım ve birkaç gün gelemeyeceğimi, dükkana sahip çıkmalarını söyledim. Eşim çorbamı içirdi ve çocukları okula götürmek için evden çıktılar. Kapıyı kapattığı anda içeriden genç bir çocuğun inleme seslerinin geldiğini fark ettim. Acaba çocuklardan biri okula gitmedi mi diye düşündüm. Yataktan kalktım ve sese doğru gittim. Ses çocukların odasından geliyordu. İçeri girdiğimde büyük oğlum Adem'in acılar içinde inlediğini gördüm. Yanına yaklaştım ve "Ne oldu sana oğlum?" dedim. Oğlum güç bela kafasını bana çevirdi ve "Sanki anlatsam bana inanacaksın," dedi. Şaşırdım ve "Olur mu öyle şey evladım? Anlatsan bana ne oldu?" dedim. Adem derin bir iç çekti ve beni 3 tane adam hamama götürüp sabaha kadar oynattılar. Yorulduğumda bana iskence ettiler ve tekrar oynattılar," dedi. Gülümsedim ve "Oğlum saçmalama, ne hamama ne adamı," dedim. Oğlum sinirlendi ve kafasını çevirip "Bak işte inanmadın," dedi ve ekledi. "Hatta sen dün o hamama gitmişsin, altına işemişsin. O adamların çocuğunu kaynar suyla yakıp öldürmüşsün. Bana hepsini anlattılar," dedi. Şok olmuştum. Hamamda altıma işediğimi bilmesi imkansızdı. Buna açıklık getirebilecek hiçbir şey yoktu. Eğer çocuğum bunu bana demeseydi asla inanmayacaktım. Ancak bu dediği şey yüzünden dediklerine dikkate almak zorunda kaldım. "Kim bu adamlar evladım? Seni nasıl götürdüler?" dedim. Adem onu dinleyeceğimi anlayınca hemen kafasını bana çevirdi ve "Ben uyurken kedinin yavrusunu ensesinden kaptığı gibi kapıp götürdüler. Gözümü eski bir hamamda açtım. Kısa boylu, pis kokulu 3 tane adam vardı. Tuhaf bir müzik çalarak oynattılar. Tek bildiğim şey çocuklarının intikamını senden alacaklarmış. Çok korktum baba. Sabah ezanına kadar aralıksız oynattılar. Yorulunca kemer gibi bir şeyle vurdular. Sabaha karşı uykusuzluktan yere düşüp uyumuşum. Sabah gözümü yatakta açtım. Sen kimi öldürdün baba? Bu adamlar insan değiller," dedi. Ben de ona kaldım ve hiçbir şey söyleyemedim. Bir süre düşündüm. Mantığıma yatan tek bir şey vardı. Ben dün gece hamamda altıma işeyince cin benim idrarıma geldi. Sonra ben yıkanmaya gidince beni takip etti ve ayak ucuma geldi. Ben o sırada o siyah şeyi fare ya da böcek sanıp kaynar suyu fırlatınca bu cin yaralandı. Akşam vakti de benim kapıma gelip bana yardım et diyen de oydu. Cinlerin çocuğuydu bu. Yardım etmeyince de öldü ve ailesi de böyle bir intikam aldı. Aklıma tek gelen buydu. Adem o sırada "Baba çok korkuyorum," diyerek bir anda yüzünü yastığa kapattı. Telaşlandım ve "Ne oldu oğlum?" diye sordum. Çocuk cevap vermiyor, tir tir titriyordu. Elimle sarstım ve "Oğlum ne oldu söylesene," dedim. Adem parmağıyla kapıyı işaret etti ve "Yine geldiler," dedi. Arkama baktım ve kimse yoktu. "Kim geldi oğlum? Anlatsana. Kimse yok burada," diye çıkıştım. Adem ağlayarak "Baba, arkanda uzun burunlu, kırmızı gözlü, yaşlı ve çok çirkin bir kadın var. Elinde kanlı bir bıçakla bana bakıyor," dedi.
Tekrar arkama baktım ama kimse yoktu. Kafayı sıyırmak üzereydim. Ne yapacağımı bilemedim. Adem'in başından tutup çevirdim ve bir daha bak dedim. Adem'in bakmasıyla kafasını tekrar yastığa gömmesi bir oldu. Baba, hala orada, bize bakıyor dedi. Benim içimi de bir korku sardı. Elim ayağıma dolaşmış vaziyetteydi. Adem durdu ve baba, odadan çık. O zaman beni rahat bırakır dedi. İkiletmedim. Odadan çıkıp kapının yanındaki koltuğa uzandım. Bir şey olursa diye bekledim. Bir yandan da ateşim iyice yükselmişti. Hanım bir an önce gelsin diye dua ediyordum. Bekleyiş sürerken bir anda içim geçti ve gözlerim kapandı. Aradan biraz zaman geçti ve büyük bir gürültüyle uykumdan uyandım. Gözlerimi açtığımda evimde değildim. Eski püskü taşlarla çevrili bir odadaydım. Taşlar, sarmaşıklar ve aralarından fışkıran otlarla çevriliydi. Kafamı sağa sola çevirdiğim an benim biteceğim andı. Burası tarihi bir hamamdı. Taşların üzerinde çok korkunç görünümlü cinler oturmuş, ateş kırmızısı gözlerle beni izliyordu. Bir anda uykumdan sıçrayıp uyandım. Uykumda bile olsam korkudan kan ter içinde kalmıştım. Hemen yerimden kalkıp Adem'in odasına gittim. İçeri girdiğimde Adem'i ayakta dikilip donuk donuk bana baktığını gördüm. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Oğlum, iyi misin diye sordum. Cevap vermedi. Kolunu yukarı doğru kaldırdı. Parmağıyla ileri doğru işaret ederek gösterdi. Arkamı döndüğümde karşı tarafta tuvaletin kapısından kafayı uzatmış şeytani kadını gördüm. Bu oğlumun tarif ettiği korkunç kadındı. Birkaç saniye bakıştıktan sonra kafasını içeri çekti. Oğluma döndüm ve gördüm onu dedim. Ancak oğlumdan buğuk, gırtlaktan gelen bir sesle oraya git dediğini işittim. Bu oğlumun sesi değildi. Şaşırmış ve korkmuştum. Oğlum dedim. Adem dişlerini sıkarak tekrar söyledi. Oraya git dedi. Çaresiz bir şekilde yavaş adımlarla tuvaletin kapısına geldim. Kafamı içeriye uzattığımda oğlumun kaynar bir kazanın başında diz çöktüğünü gördüm. Şaşkınlık içindeydim. Az önce odada duran oğlum şimdi karşımda öylece duruyordu. Kazanın içinden çıkan buharlar ne kadar sıcak olduğunu gösteriyordu. Oğlum bana baktı ve ağlayarak yüzünü kazanın içine sokmaya başladı. Hızla koşarak üzerine atıldım ve kafasını kaynar suya girmeden durdurdum. Oğluma sarıldım ve ağlamaya başladım. O sırada içeriden hırıltılı sesler geldiğini fark ettim. Çok korkuyordum. Daha fazla dayanamadım ve oğlumu kucaklayıp hızla evden dışarı çıktım. Binadan indim ve arabaya atladım. Yakın civardaki bir hocaya götürdüm. Durumu hocaya anlattım. Hoca hemen ne olduğunu anladı ve bize açıklamaya başladı. Evladım, hamamların neredeyse hepsinde cinler bulunur. Bunlar insanların çıplaklıklarını izler, onlarla eğlenir. Deri ve kıl döküntüleriyle beslenir. Oralarda gezinir. Boş olduğu anlarda toplantılar yaparlar. Görünüşe göre sana 3 tane güçlü cin orada musallat olmuş. Cinler senin orada bulunmandan hoşnut olmamış ve bunaltmış. Sen idrarını oraya yapınca uyarmak istemişler. Sen de onların genç cinlerden birinin üzerine kaynar su döküp yakmışsın. Ama merak etme, ölmemiş. Kaynar su cinlere pek zarar vermez. Ama bunlar seni saygısız olarak görmüşler ve bu yüzden musallat olmuşlar. Bunların tek istediği intikam. İntikamlarını alana kadar sizi rahat bırakmayacaklar. Onlara şu an hiçbir şey yapamam. Büyü değil, muska değil. O yüzden güçlü olun dedi. Bunun üzerinden tam 3 hafta geçti. Her gece evin içinde yükselen çığlıklar, eşyaların hareket etmesi gibi sorunlar yüzünden psikolojimiz tamamen yerle bir oldu. En sonunda dayanamadım. Kafamı kaynar suya sokarak yüzümün tamamını yaktım. Oluşan 3. derece yanıklar nedeniyle uzun süre yoğun bakımda ve ardından da yanık ünitesinde tedavi gördüm. Yüzümün yanmasından sonra hamam cinleri peşimizi bıraktılar. Tabii bir de hayat boyu yüzümde taşıyacağım korkunç izleri de.